Gollum yüzeye atıfta bulunuyor. Aslen Smegol olarak bilinen Gollum, ilk başta üç hobbit türünden biri olan Stor'du. Gollum ismi, iğrenç boğuşma sesi, öksürük boğması ile elde edildi. Doğumunun 2430 yılında gerçekleştiği tahmin edilebilir. Ölüm tarihi 3019 olarak verilir. Hayatı, tek yüzeye sahip olmanın etkileriyle doğal sınırlarının çok ötesine uzatıldı. Öldüğü zaman Smegol, 589 yaşındaydı ve bir zamanlar hobbit olan bir yaratık için kayda değer bir yaştı. Ancak yüzüğün yozlaştırmasıyla hem bedeninde hem de zihninde deforme olmuş ve bükülmüştü. Baş arzusu onu köleleştiren yüzüğe sahip olmaktı ve hobbit de Bilbo Baggins'in dumanlı dağlarda yürürken yüzüğü bulmasından sonra uzun yıllar boyunca onu takip etti. Bir zamanlar Stor hobbitlerinden biri olan Smegol, hayatının ilk yıllarını matriark olan büyük annesinin altındaki geniş ailesiyle yaşadı. 2463 yılı boyunca Smegol, Sauron, Isildur ve Deogol'dan sonra tek yüzüğün dördüncü taşıyıcısı oldu. Deogol onun kuzeniydi. Smegol'un doğum gününde dağların kuzeyindeki ferah çayırlarda balık tutmaya gidiyorlardı. Deogol büyük bir balık tarafından teknesinden çekildikten sonra suda altın bir yüzük buldu. Neredeyse hemen Smegol yüzüğün gücüne kapıldı ve doğum günü hediyesi olarak istedi. Deogol reddettiğinde Smegol derhal barbarca bir öfkeye büründü ve Deogol ile yüzük için kavga etti. Bu arak öldürdü ve yüzüğü kendine aldı. Smegol yüzük tarafından daha çabuk bozuldu ve algı tarafından dışlandı. Büyük annesi tarafından deliğinden dışarı atıldığında 2470'te dumanlı dağlarda bir mağarada bir ev bulmak zorunda kaldı. Yüzüğün kötü huylu etkisi hobbit bedenini ve zihnini büktü ve hayatını doğal sınırların ötesinde uzattı. Deogol'u öldürmenin gerekçesi olarak yüzüğü kıymetli veya doğum günü hediyesi olarak nitelendirdi. Dumanlı dağlarda 400 yıldan fazla bir süre yaşadı. Küçük kürek teknesinden yakaladığı çiğ kör balıklarla, yarasalarla ve yakalayabildiğinde goblinlerini yiyerek yaşadı. Gerçekten de çiğ balık hakkında bir şarkı yaptı. Bilbo için bir bilmece olarak kullandı ve daha sonra daha uzun bir versiyonunda Frodo'ya şarkı söyledi. Daha sonraki yıllarda Hobbit ve elf yiyeceklerini itici buluyordu. Yüzüğün etkisi altında yüzyıllar boyunca bir tür ayrışma kimliği bozukluğu geliştirdi. İyi kişiliği olan Smegol, dostluk ve aşk gibi şeyleri hala hatırlıyordu. Onu almaya çalışan herkes öldürürdü. Yıllar sonra Samwise iyi kişiliğine Slinker ve kötü kişiliğine Stinker, yani gıcık, pis kokan adını verdi. İki kişilik genellikle kendisiyle konuştuğu zaman kavga etti ve Gollum'un yüzüğü ve kendisi için nefretini yansıtan bir aşk-nefret ilişkisi vardı. 2941 Temmuz ayında Erebor görevi sırasında Hobbit Bilbo Baggins yaşadığı ve Gollum'un yüzüğünü bulduğu yeraltı gölüne rastladı. Gollum göle giden mağaralar ağında küçük bir goblinle kavga ederken yüzüğü kaybetmişti. Aslında yüzüğün Gollum'u terk ettiği çünkü kendi iradesi olduğu biliniyordu. Gandalf'ın daha sonra söylediği gibi Sauron'a geri dönmeye çalışırken kendine bakar. Gollum'un kaybettiğini fark etmediği meşhur bilmece oyunundan sonra Gollum, Bilbo'ya söz verdiği yolu göstermeyi reddetti ve onu öldürmeyi planladı. Ancak doğum günü hediyesini almaya gittiğinde onun gittiğini fark etti. Bilbo'nun son bilmecesine verilen gerçek cevabı aniden anladı. Cebimde ne var? Bir öfkeye girip onu tünellerde kovalamaya başladı. Bilbo istemeden yüzüğün görünmezlik gücüne rastladı ve Gollum'u mağaranın arka girişine kadar takip etmesine imkan sağladı. Orada Bilbo ilk önce Gollum'u öldürmeyi düşündü ama acıma duygusu ile vazgeçti. Bu yüzden kaçmak için üstünden atladı. Bilbo kaçarken Gollum Bilbo'yu goblinler tarafından yakalanma korkusuyla takip etmedi ve mağarasında oyalandı. Gollum sonunda dağları terk etti ve birkaç yıl sonra Bilbo'yu takip etti. Ancak izler soğuktu. Minas, Morgul'un yakınında bulunan gizli merdivenleri keşfetti ve Shelob'la karşılaşarak hayatta kalacak tüm kötülüklerin çekirdeği Mordor'a doğru güneye gitti. Dönüşünde yakalandı, Barad-dûr zindanlarına alındı ve yüzük hakkında bildiklerini yoğun bir işkence altında Sauron'a ifşa etmek zorunda kaldı. Gollum daha sonra Sauron'a özel bir sadakat göstermediği için garip bir şekilde serbest bırakıldı. Ancak
Aragorn tarafından yakalandı. Sonra onu Mirkwood'daki Tranduil Krallığı'nda yaşayan Silvan Elflerinin bakımına veren Gandalf tarafından da sorguya çekildi. Orkların desteğiyle onlardan kaçtı ve şairi aramaya başladı. Moria'dan geçti ancak doğu kapısından çıkamadı. Görünüşe göre şans eseri kardeşliğin yolu oradan geçinceye dek orada bekledi. Bununla birlikte Frodo bir yüzük taşıyıcısı olduğu için yüzüğün geçmesini öngörmüş olabilir. Alternatif olarak Saruman'ın veya Sauron'un casuslarından bazıları kardeşliğin Moria'ya yöneldiğini açıklamış olabilir. Gollum, Moria'daki yüzük kardeşliğiyle karşılaştı ve onları takip etmeye başladı. Birkaç kez Frodo tarafından tespit edildi ve dinlendi. 3019'da Gandalf ile Balroglarla savaşırken kaybolduğunda, daha sonra geri döndüğü halde kardeşlik bölündü. Gollum, kalan üyeleri takip etmeye devam etti. Khazad-dûm köprüsünün nasıl geçtiği bilinmemektedir ancak onların haberi olmadan Lorien'e kadar onları takip etti. Gollum teknelerini Anduin'den aşağı takip etti, bir kütükle yüzerek. Rose'a kadar sürdü, Gollum onları takip etti. Ancak bir yüzleşmeden sonra Frodo onu bastırdı ve Gollum'u eski sahibi olan Bilbo'dan tanıdığı elf bıçağı Sting'le öldürmekle tehdit etti. Sam, Gollum'a çok acı veren bir tasma için Gollum'un boynuna elf ipi bağladı. Frodo onu acıyarak Gollum'un onlara yardım edeceğine dair söz vermesini istedi. Söz vermesi üzerine Gollum kıymetlinin üzerine yemin etti ve Frodo'nun onu serbest bıraktı. Gollum'un rehberliğinde bir arada olması olası olmayan grup Mordor'a, kara kapısına doğru yola koyuldu. Bu arada yüzlerce yıldır bir mağarada yaşayan Gollum'un hem güneş hem de aydan korktuğunu, sırasıyla sarı yüz ve beyaz yüz olarak adlandırdığı ortaya çıktı. Frodo'nun nezaketi Smegol kişiliğini ortaya koydu ve en azından sözünü tutmak için çaba gösterdi. Her ikisi de yüzük taşıyıcısı olduğundan garip bir bağ sahiptiler. Gollum da Frodo olası geleceğini gördü ve bu yüzden kendisini kurtarmak için onu kurtarmak istedi. Frodo, tanıştığı herkes tarafından anında nefret edilen Ungolordları ve kolcuları kadar farklı gruplar tarafından pis, sümüksü, sinsi ve şüpheli olarak algılanan Gollum'a karşı nezaket gösteren tek kişidir. Kara kapıya ulaşıldığında ve iyi korunmuş olduğunu gördüklerinde Gollum yakalanacaklarını ve Sauron'un yüzüğü tekrar yer alacağını söyleyerek onları bu şekilde gitmemeye ikna etti. Gollum, Sam'in şüphelerine rağmen Frodo'nun uyduğu Mordor'a başka bir giriş olduğunu bildiği için onları güneye götüreceğini söyledi. Frodo ve Sam, Faramir tarafından yakalandı ve Gollum onları takip etti. Frodo, Faramir'in kısa bir süre Gollum'u mahkum almasına izin verdiğinde, Gollum, kişiliğinin tamamen kontrol altında alınmasına izin vererek ihanete uğradığını hissetti. Faramir, Gollum'un götürdüğü yerin Kirit Ungol olduğunu öğrendi. Daha sonra Frodo ve Sam'i o yerin kötülüğü konusunda uyardı. Frodo, Sam ve Gollum, Faramir'den ayrıldılar. Morgul Vadisi'ni geçmeye başladılar ve Gölge Dağları sınır dağlarında Ungol'un merdivenlerine tırmanmaya başladılar. Gollum, Ungoliant'ın çocuğu olan büyük örümcek Shelob'u ziyaret etti. Çünkü hobbitleri yiyecek olan Shelob'a götürerek ihanet etmeyi ve sonra yüzüğü kendisi için almayı planlıyordu. Gollum'un Shelob'la bir ittifak kurmayı başardığı gerçeği de göze çarpıyor. Döndüğünde hobbitler uyuyordu. Frodo'nun uyuduğunu gören Gollum neredeyse tövbe etti. Frodo'nun saçlarını okşamaya başladı. Bununla birlikte Sam uyandı ve Gollum'la sert bir şekilde konuştu ve tüm kurtuluş ümidi kayboldu. Gollum planını takip etti. Frodo ve Sam'i Torek Ungol'a yönlendirdi. Frodo'nun onu uyardığı gibi Gollum'un yeminle ihanet etmesi sonuçta geri çekilmesine neden oldu. Her şeye rağmen ateşli Volkan Hüküm Dağı'na kadar geldiler. Gollum onları tamamen şaşırtmıştı. Şaşırtmak ve yüzüğü almak için bir şans arıyordu. Frodo ve Sam neredeyse hedeflerine ulaştıklarında saldırdı. Ancak yüzüğü alamadı. Görünüşte Gollum'dan nefret eden Sam onu öldürmek istedi ama dövülmüş yaratığa sırtını dönerek acıma ve iğrençlikten kurtuldu. Birkaç dakika sonra Frodo kıyamet çatlağının kenarında duruyordu. Ancak yüzüğü yok etmek istemiyordu. Kendisi için iddia edip parmağına soktu. Sonra Gollum hobbitlere tekrar saldırdı. Gollum Sam'i bir taşla nakavt ederken Frodo görünmezdi. Fakat Gollum ayak izlerini takip etti ve Frodo'yu atladı. İkisi savaştı ve sonunda Gollum üzerinde yüzük bulunan Frodo'nun parmağını ısırdı. Burada Bilbo'nun Gollum'un hayatını korumadaki uzun zaman önce gösterdiği nezaket ödüllendirildi. Çünkü Gollum daha sonra yüzük ve parmağını alarak kıymetlinin son çığlığı ile birlikte büyük çukurun kenarına çöktü. Dengesini kaybetti ve düştü. Erimiş lavda yüzük Gollum ile birlikte yanarak eridi. Gollum bu son bölümü oynamak için yaşamamış olsaydı, Frodo'nun en kısa sürede nerede olduğunu bildiği için
Sauron'un yüzüğünü tekrar kazanması yüksek bir ihtimaldi. Gollum'un ölümünden yıllar sonra Frodo onu affedecekti. Gandalf, Frodo'ya Gollum'un ölümünü hak eden şeytani bir şey olmadığını, ancak sadece fakir bir halk olduğunu, yüzüğün isteğine bağlı olduğunu ve yüzüğü saklarsa Frodo'nun kaderinin Gollum'unki gibi olacağını söyledi. Çünkü Gollum, Sam ve Frodo ile Mordo'nun sonuna kadar kalmasaydı, Frodo'nun yüzüğü yok edememesi Sauron'u uyarırdı ve Orta Dünya'daki her şey ortadan kaybolurdu. Gollum, Sauron'un kendisinden sonra yüzüğü yaklaşık 500 yıl süreyle elinde tutan ikinci kişiydi ve 1600'den 3441'deki yenilgisine kadar taşıyan yüzük taşıyıcısı olarak da hatırlandı. Ayrıca Sauron'u bizzat görmesi ve Shelob ile birlikte ittifak kurmayı başarması da dikkat çekicidir. Bir gezgin, kaşif ve kolcu olarak belki de Aragorn ve Gandalf'a eşittir. Aşırı derecede düşman arazilerde kolayca tek başına yolculuk eder ve görünüşte çok yaygın seyahat ederdi. Örneğin Kretungol'un gizli geçişini keşfetmesinin yanı sıra ölü bataklıklarda kendi yolunu buldu. Ayrıca doğu girişinden batı kapısına kadar Moria'da yolunu bulmayı başarmıştı. Gandalf bile bunu zorlanarak yaptı. İronik olarak tek yüzükten en çok acı çeken kişi sonunda onu yok etmeyi başaran kişiydi. Gollum veya Smegol hiç şüphesiz tek yüzükten en çok acıyı çekti. Çünkü neredeyse hiç beklenmedik bir şekilde uzun ömürlü olduğu için aşamalı zihinsel yıkıma uğradı.